Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. 27 Şubat Başak Burcu'nda bir Dolunay'ımız var dedik. Devam edelim burçlarımızda. Kova Burcu var sırada. Sevgili kovalar, yükselen kovalar ve Ay Burcu kova olanlar bakalım size Dolunay haftasında neler bekliyor? Sevgili kovaları neler bekliyor? Dolunay haftasında canlılık olacak bir vakit kalmış. Ee, hazırlıklısınız, tedbirlisiniz, paniktesiniz. Olduğunuz konu neyse. E, Kader de yeni bir sayfa. Ani karar vermeyin. Ee, ...biraz hızınızı azaltın... ...zamandan daha hızlı gitmeye çabalıyorsunuz... Ee, zaman ayak uydurun ve akışta kalın lütfen... ...kendinizi yormayın... ...çevrenizde çok konuşan insanlar var... ...bu sizi yoruyor... onlara aldırış etmeyin... ...zeka yapacağınız bir dönem... ...siz zaten zeki bursunuz... Ee, ...zekanızı kullanın... Ee, ...çevrenizdeki dostlarınızı... ...çevrenizdeki insanları ihtiyatlı seçin... ...neyin ne olduğunu biliyorsunuz... o kovalara direkt aşıklar kartı çıktı... ...aşk var, duygusal başarı... <laughs> E, duygusallık yönünden böyle sorumluluklarını kabullenme olan aşkınızda hani böyle bir şeyler bir gelgitler varsa onu belki de böyle düzelme olacak aşk hayatınızda. Duygusal başarı çıkıyor. E, aşk hayatınızda işte ilişkiniz varsa onun bir adını koyabilirsiniz. Ya da işte ilişkide evliliğe doğru bir yolculuk olabilir. İlhamınız yükseliyor. Aşk ilhamı yükseliyor kovaların e, bu dolunay ile kalbi boşlarda da tabii ki aşk direkt <laughs> olacak inşallah seçim yapacaksınız ee, şok yıkım şok haber ama sonrası güzel canlılık bir ayrılık olmuş olabilir ama güzel canlılık olacak yani e, bu ayrılık sonrası ya da yaşadığınız sorun neyse içe dönüş sessizlik ya da bu dönemde içe dönüş sessizlik yaşayabilirsiniz yalnız kalmak istiyorum diyebilirsiniz İçinize dönebilirsiniz dönün fazla içinize dönmeyin yani e, evet nasıl diyelim spiritüel uyanıklık iyidir. Hani iyi yönde kullanırsak iyidir. Nasıl olur? Arınırsak, temizlenirsek, işte bir şeyleri kabul edip gönderirsek tamamlanma olursa evet muhteşem bir zaman. Çünkü dolunay tamamlanma demek tamamlanın. Hani geçmişte olan problemleri hop topladık içimizde zaten. Onlar gündeme geliyordu. Onları topladık, tamamlandık ve gönderdik. O zaman süper. Çok iyi bir bir şey yapmış oluruz. Ama Bununla baş edemiyorsanız bir uzmana danışın. Bunlardan arının lütfen. Toparlanma görüyorum. Bir kadının zoraki götürmesi, maddi sıkıntılar, darlık, maddi sıkıntı, işte eksiklik, duygusal yara görüyorum. Borç ödeme, mücadele, güvensizlik olmuş. Bakalım ekonomik koşulların yeniden düzenlenmesi. Zamanı durdurmuşsunuz, çok fazla sorumluluk aldım, yoruldum diyorsunuz. Biraz belki de hani dinlenmek isteyeceksiniz ama e, maddi konudan da güzel gelişmeler olabilir. Küs olduğunuz kişiyle küs olan kovalar, barış isteği olabilir, yüzleşme olabilir. E, geçici bir durgunluk, bıkkınlık olmuş, motivasyon eksikliği olmuş, hayat size artık boş, anlamsız gelmiş. Ama silkelenin kalkın ya, siz güçlüsünüz. E, önünüze bakın, problem çözümü çıkıyor. Önünüzü göremiyorsunuz problemlerinizi çözün ve artık önünüzü görün. Bu dönemi iyi değerlendirin. Çünkü aşk ve iş hayatında ahenk, denge, uyum istiyorsunuz. Evet, aşk hayatında ahenk, denge, uyum, iş hayatınızda da ahenk, denge, uyum sağlayacaksınız. Sadece silkelenip önünüze bakın. Ölçülü olun. İşte ekonomik adaptasyon görüyorum. İyi bir yönetim görüyorum. Yaşamda canlılık, spiritüel uyanıklık, ee, biraz Olumlama yapın biraz meditasyon yapın biraz bakalım iç sesimizde ne diyor yani e, bir kova burcu olaraktan e, ne sormalıyım yani neyim eksik benim içimde ya da ne fazla içimde fazla olan şeyi neyi atmalıyım ya da eksik olan neyi oraya tamamlamalıyım. Hadi bakalım biraz böyle yaralarımızı pansuman yapalım eğer bunun içinden çıkamazsak da bir uzmana danışaraktan arınabiliriz bu da bizim için faydalı olacaktır e, bazı kovalara da zengin bir evlilik olabilir aslında bu bir evliliğe doğru gidiş olabilir. Doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin. Ee, eğer kilo probleminiz varsa bununla ilgili de denge sağlayabilirsiniz. Hani detoks yapabilirsiniz ya da e, şeye başlayabilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Bir şeylerin üstünü örtmüş. Sevgili kovalar. Bir şeylerin üstünü örtmüşsünüz. Canlılık istiyorsunuz, yenilenme istiyorsunuz, bekliyorsunuz. Beklemeyin. Haydi bakalım harekete geçin. Bir adım atın. E, aşk hayatınıza da dikkat edin. Yalan dolan bir şeyleri boşlama görüyorum. E, ne o? Kendinize bir söz vermişsiniz. Ya o sözü tutun. Siz güçlüsünüz. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biliyorsunuz. Sezgilerinizi biraz kullanın bakalım bu dönemde neler hissedeceksiniz. Dikkat edin, analiz edin, bakalım neler ortaya çıkacak. E, neleri boşlamışız? Aşk hayatımız devam etmesini istiyorsak neleri canlandırmamız gerekli? Ya da işte partnerimizle neleri aşmalıyız? Bunları konuşabilirsiniz, yüzleşebilirsiniz. Tabii ki hani böyle şeye hararetlenmeden, olmadık detaylara takılmadan sadece şifalanması gereken, hani aşk, iş, bütün hayatımızda şifalanması gereken konular neyse bunları şifalandırabilirsiniz. Dedik küs olanlara işte barış, duygusal kazanma, olgunluk. Sadece belirsizlikten kaçın sevgili kovalar. Bu sizi yoruyor romantik teklif görüyorum, evlilik görüyorum. Bazı kovaları hamilelik olabilir. Sosyal etkinlikler görünüyor, yenilenme görünüyor. İnşallah bu teklifleri, büyük haberleri güzel değerlendirirsiniz. İlhamınızı yükseltin, motivasyonunuzu düşürmeyin yeter. Umarım güzel bir dolunay haftası olur sizler için de. Yorumlarımı beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın, mutlu kalın, olumlu da kalın.